Makas. Şu an Sabiha Gökçen'e geldik. Sabiha Gökçen'e biraz erken geldim 3 saat. Çünkü evim uzaktı ve biraz tedbir olmak istedim. Şimdi self check-in yapıyoruz. İzmir, sefil yolcuları 405. Az önce bagajımı teslim ettim. Şu an 207 numaralı kapıda bekliyorum. Ve erken gelmişim biraz 2 saat. Uçağa bindik şu an. Değerli konuklar. Runny nose and breathing difficulties should identify themselves. Altucunda görülen kırmızı kolu çekince yelek şişecektir. Şişmezse sağ taraftaki lastik tüpe üfleye. Uçaktan indik. Alanya'ya varmam için bir servise binmem gerekiyor. Arkada da bekliyor servisler. Oradan sanayi sağlıyorlar. Ben şu an 50 TL'ye geçeceğim Alanya'ya, otele. Alanya'ya geçerken otobüs mola verdi. Şu an mola yerindeyiz. Yalnız tüm malzemeler dolar ve euro bazında hesaplanmış. Şöyle satılıyor. Ve sonunda otele geldik. Şu an bizim otelin kaldığımız odanın hemen balkonundayım. Bak balkonun arkadaki manzara hemen gösteriyorum. Şimdi yeni kalktık arkadaşımla. Bu arada şöyle bir bileklik verdiler. O bileklikte takmadan duramıyormuşuz. Takıyorlar çıkarken veriyorsun. Şimdi kahvaltı yapacağız, sonra kaçacağız. Alanya'da her tarafın, yani çoğu yerin otelleri var. Yani sadece otel üzerinde kurulmuş. Herhangi bir eğlence merkezi falan bulamadım. Ben şu an konaklaya geldim. Yani eğlence merkezi dediğim otellerin mesela ortaklaşa birleşilip götürebilecekleri bir yer çok az. Yani hep kıyıda otel var. Otelden çıktığınız zaman direkt mesela köye git. Hani köy gibi bir yer oluyor burası. Denizi var, denize gidiyorsunuz. Zaten şunu da fark ettim. Bizim köye de benziyor biraz. Tek farkı hani burada yazın Rusların çok olması. Bir de Alanya'da taşınan Ruslar da var. Yani otel yerleşimi diyebilirsiniz aslında. Sanırsam ikinci tabağı alıyorum. Şimdi arkadaşımla havuza gireceğiz. Şu an otelin hemen karşısındaki konaklı bölümüne geldik. Konaklı'nın hemen sahili var, kendisine ait. Orada da bizim yerimiz oluyor. Oraya gidip şezlonglara ücretsiz oturabiliyorsunuz. Şu an bir şezlonga oturduk. Denize gireceğiz. Evet, biraz şu an kalabalık var. Ama aşırı bir kalabalık. Denize girip çıktım. Ama deniz aşırı tuzlu. Tuz ağzınıza kaçtığı zaman bayağı bir deniz yakıyor. Onu da fark ettim bu arada. Dalga da var. Dalga da yani insanı sürekli havaya tutturuyor. Onu fark ettim. Denize telefonu götüremedim düşer müşer diye. O yüzden insanlar yine de giriyor ama insanlar
güneşleniyorlar. Alanya Müzesi'ni gezeceğim. Yani müzede güzel görünüyor, tam Alanya Damlataş'a, Kleopatra'ya falan yakın. Hemen size göstermek istiyorum şimdi. O teleferikle Alanya'nın uçlarına doğru çıkılabiliyor. Oo, İşte burası ya. Ya işte gelinecek yer burası. Kleopatra Beach'e geldik. Kleopatra Beach umduğumdan çok daha güzel çıktı. Gerçekten efsane manzarası var. Aynı zamanda denizi de güzel. Çok dalga da yok. Bakın burada da denizden çıktıktan sonra hemen yıkanabiliyorsunuz. Bakın buralarda da böyle konaklar tutabiliyorsunuz. Sizin için en üst noktaya kadar geldim. Bunların fiyatı 200 TL'ymiş. Alanya çok güzel. Gerçekten gezecek yerleri çok güzel yerler var. Özellikle Kleopatra Beach. Yani gelip yüzecek yerlerden bir tanesi. Ama ne var ki çok sıcak. Çok nem var, sıcak. Kleopatra Beach hakkında düşünceleri neler? Burayı seviyorum yani, arkadaşlarımla vakit geçirmek için gerçekten iyi bir yer. Yani vaktimizin çoğunu burada geçiriyoruz. Hani hava sıcak olsa da hani ağaçların gölgelerinde oluyoruz. Ve hani genelde hani gün batımını buradan seyretmek çok zevkli oluyor. Peki Alanya'yı seviyorsun. Evet. Alanya'da ne yapılır? Yani denize girersin yani. En çok yapılan şey bu. Kaleyi ziyaret edebilirsiniz. Orası gerçekten güzel. Hani tarihi açıdan önemli bir yer. Bunun dışında aslında gezecek çok fazla yer var. Burada bir kanyon var. Yani çok kişi bilmez aslında safari. Yani orası da gerçekten güzel. Hani gidilip görülmesi gereken bir yer. Böyle yani tarihi yerler ve doğal güzelliklerin bol olduğu bir yer. Makas. Şu an ayağımın altından suyun gittiğini hissedebiliyorum. Biraz suya doğru gireceğim ama bu bayağı hemen derinleşebilen bir su. O yüzden yavaş yavaş gitmek istiyorum. Sürüklüyor dalga. Burası Payallar. Payallar Antalya'nın Konakkale'nin yan tarafındaki Payallar Belediyesi'ne ait bir plaj. Burada otellerin bir de kendine ait plajı var. Benim elimde mesela sağ elimde şu an sarı bir kart var. O sarı kartla ben girebiliyorum. Yoksa diğer mesela plaj bölgelerine girebilirsiniz ama oradaki şezlongları mesela onların ait olduğu için onlara oturamazsınız.
Havaya kaldırıyor beni ya. Hemen karşıda benim oteli görebilirsiniz. Otelde çoğu şey var. Aa, bir dakika, terliğimi unuttum. Ayaklar yanıyor kuma bastığım için.